Medya, sosyal medya, uluslararası medya ne derse desin son sözü sandığın söylemesi, son noktayı milli iradenin koymasıdır. İnşallah 31 Mart'ta Türkiye belediye başkanlarını seçme yanında muhalefetin suratına bu hakikati bir kez daha çarpacaktır. Ben halkıma inanıyorum. Ben Karabük'lüye inanıyorum. Karabük'ün bu milli irade şahlanışında en ön saflarda yer alacağına inanıyorum. Bunun için sizlerden söz istiyorum. 31 Mart'ta derdi ülkesi, milleti, şehri olmayanları sandığa gömüyor muyuz? 31 Mart'ta milli iradenin gücünü bir kez daha dünya aleme gösteriyor muyuz? 31 Mart'ta Cumhur İttifakı olarak inşa ettiğimiz geleceğe bir ışık daha yakıyor muyuz? Maşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Kardeşlerim, hemen bütün şehirlerimizde altını çizerek ifade ettiğim bir hususu Karabük'te de vurgulamak istiyorum. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Ziya Paşa ne kadar güzel söylemiş. Eşek ölür, kalır semeri. İnsan ölür, kalır eseri. Olay bu. Semer, eser. İşte karşımdaki şu topluluk eser bırakan topluluktur. Bizim ne köken istismarıyla, ne mezhep, meşrep istismarıyla, ne ideolojik saplantılarla işimiz olmaz. Bizim davamız medeniyetimizden ve tarihimizden aldığımız ilhamla Türkiye 100 yılını inşa etme davasıdır. Bu anlayışla ülkemizin her karış toprağına, her bir vatandaşımızın hayatına dokunan nice işlere imza attık. Karabük'e de 21 yılda 94 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 1452 adet yeni derslik kazandırdık. Karabük Üniversitesi'ni kurduk. Türkiye'deki ilk tıp mühendisliği, raylı sistemler mühendisliği ve ulaştırma mühendisliği bölümleri üniversitemizin bünyesinde açıldı. Gençlik ve sporda 11.737 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 37 spor tesisi inşa ettik. Karabüklü ihtiyaç sahiplerine toplam 1,1 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta şehrimize toplamda 686 yataklı 7 hastane dahil 16 sağlık tesisi kazandırdık. Ovacık Entegre İlçe Hastanemizin yapımına devam ediyoruz. Eğitim Araştırma Hastanemizi ek hizmet binasıyla büyüteceğiz. TOKİ vasıtasıyla 6212 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 280 konutun yapımı sürüyor. Soğuk suda 860 konutluk yeni TOKİ'lerin ihalesine yakında çıkılıyor. Evet. Şehrimize kazandırdığımız iki atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun %91'ine hizmet veriyoruz. Karabük'teki 4 millet bahçesi projemizden birini tamamladık. Diğerlerinin yapımına devam ediyoruz. Ulaştırmada 7 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 116 kilometreye çıkardık. Safranbolu, Karabük, Gerede ayrımını, eski pazar şehir geçişini, Ovacık şehir geçişini bölünmüş yol olarak yaptık. Şehrin çeşitli bölgelerinde 15 adet tek ve 9 adet çift köprü inşa ettik. Kastamonu, Karabük yolu, Karabük
Yenice yolu, Karabük şehir geçişi, Safranbolu Karabük ayrım yolu, Oğacık Karabük ayrımı yolunun yapımına devam ediyoruz. Demir yollarında Irmak Karabük Zonguldak hattını modernize ettik. Tarım ve ormanda Karabük'e 2 baraj, 4 içme suyu tesisi, 3 sulama tesisi, 1 gölet, 56 taşkın koruma, yeraltı depolama tesisi ve 4 hidroelektrik santral tesisi inşa ettik. Al Değirmen Barajı'nın yapımına devam ediyoruz. Karabüklü çiftçilerimize yaklaşık 7,5 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. İstihdamı desteklemek için Karabüklü işverenlerimize 1,1 milyar lira aşan prim teşviki sağladık. Eski Pazar organize sanayi bölgesini kurarak 76 adet sanayi parselinin tamamının yatırımcı firmalara ön tahsisini yaptık. Altyapı çalışmaları devam eden bu bölgede inşallah 6,000 istihdam sağlanacak. Ayrıca Karabük organize sanayi bölgesini 226 hektar ilave ile büyütüyoruz. Böylece bu organize sanayi bölgemizde yaklaşık 5,000 kişiye daha istihdam sağlayacağız. Kapanmak üzere olan Kardemir'i alıp ülkemizin en büyük demir çelik tesislerinden biri haline biz getirdik. Biz fabrikamızı üretimi ve istihdamıyla sürekli büyütüyoruz.